Evet. Arkadaşlar merhaba, ben Rüştü Hocam. Herkese iyi akşamlar, hoş geldiniz. Her yayın girişinde olduğu gibi acaba görüntü net mi? Sorumuz o. Tam olarak görebiliyor muyuz görüntüyü? Arkadaşlarımız bir toplansınlar, canavar gibi başlayalım. İyi akşamlar herkese. Evet, canlı yayınları artık sıklaştırdık biliyorsunuz. Artık bunları gelenek haline getireceğiz. Çoğunlukla YouTube'da yapıyoruz. Ara ara da böyle Instagram'da yapacağız. Bugün çok önemli soru tipleri konuşacağız. Eminim birçoğunu biliyorsunuz. Hakimsiniz ama bir kere de benden dinleyeceksiniz. Mesele bu aslında. Herkes yavaş yavaş bir toplansın arkadaşlar. Evet, net diyor. Ceren net diyor. Erhan burada, eyvallah. Görüntü çok iyi diyor Fatih Emre. Eyvallah, süpersiniz. Arkadaşlarımız bir toplansınlar, gelecekler bir gelsinler, kadroyu bir toparlayalım. Ondan sonra inşallah bomba gibi başlayalım. Herkese merhaba, herkese iyi akşamlar tekrar tekrar. Çok uzatmayacağım, yaklaşık bir 15-20 dakikalık falan bir yayın yapacağız arkadaşlar. Hadi taş çatlasın, 25'i görsün. Ötesini çok göreceğini sanmıyorum. Ardından YouTube'a inşallah kaydetmeye çalışacağım, atmaya çalışacağım. Kadir Sever'e de eyvallah selamımızı gönderelim. Evet, yavaş yavaş arkadaşlarımız bir toplansın, gerekli çoğunluğu bir sağlayalım. Şöyle bir 2-3 dakika daha oyalanalım, ondan sonra inşallah tek tek bütün soru tarzlarını arkadaşlar konuşacağız. Ne var ne yok, nasıl bakılmalı, ne sorulabilir, onların hepsini konuşacağız. Eyvallah, ses de iyi geliyor deniyor, görüntü de iyi geliyor deniyor. YouTube, Instagram'a çok güvenememişti bu noktada arkadaşlar. Yani net çıkar net çıkmaz diye. Eyvallah, ben de sizi görüyorum şu an. Selamları, ben de iyi oldum. Eyvallah. Evet arkadaşlar, soru tiplerini konuşacağız. Anlama kadar gideceğiz. Dil bilgisiyle ilgili bütün soru tipleri, yapısı sorulursa, kökü sorulursa, türü sorulursa, çeşidi, görevi, ne bileyim neyi sorulursa neye bakmak lazım? Bugün onu konuşacağız. Dediğim gibi mümkün mertebe ders sırasında ben bunları anlatıyorum aslında, ama bir de canlı yayında şöyle canlı canlı konuşalım istiyorum. Evet, yorumları hemen kapatacağım arkadaşlar. Yorumları tabii ki kapatacağım. Arkadaşlar tekrar tekrar bütün selamları alıyorum. Eyvallah, başlıyoruz derse çok uzattım, vaktinizi almayayım arkadaşlar. Evet, yorumları kapatalım da kendimize gelelim. Evet, harika. Arkadaşlar başlıyoruz. Rüştü Hoca'dan soru tipleri dedik. Hangi soru bizden ne ister? Hemen ilk soru tarzımızla başlayalım. Hepinizin çok iyi bildiği bir soru tarzıdır arkadaşlar. Çok hakim olduğunuzu düşündüğüm bir soru tarzıdır ama bankodur. Her sene mutlaka sınavda gelir. Bu sene de mutlaka bir şekilde sorulacaktır arkadaşlar. Hemen başlayalım, bizden ne istiyor? Bakın dikkat. Altı çizili sözcük illaki altı çizilecek yapı ile ilgili sorularda biliyorsunuz. Yapısı bakımından sorulursa, bakın sözcüğün yapısı sorulursa, sözcük basit mi, türemiş mi, yoksa birleşik mi, ona bakacağız. Bakın dikkat. Şimdi basit dediğimiz şey arkadaşlar yapım eki olmayandı. Yapım eki yok. Birazdan soru tipleri daha da böyle çetrefilli hale gelecek arkadaşlar. Güzel bir soru tarzıyla başladık. Yapım eki yoksa basit. Eyvallah, anladık hocam. Haydi uzattım. Yapım eki varsa ona biz ne diyoruz? Türemiş. Tamam, yapım eki var. O da cepte, eyvallah. Geldik birleşe. Şimdi birleşiklik kendi içerisinde çeşitleniyor arkadaşlar. Lütfen dikkat. Birleşik demek bitişik demek değil. Bunu lütfen bir cebe koyalım. Herkes bu soru tarzını bir yazsın arkadaşlar. Yazma imkanı olan, şu an ortamı müsait olan, yazarım hocam diyenler mutlaka soru tarzlarını kaydetsinler arkadaşlar. Olur mu? Çok önemli. Tekrar tekrar. Birleşik demek bitişik demek değil. Mesela yardım etti ifadesi arkadaşlar bir birleşik sözcüktür ama ayrı yazılır. Mesela zehre oldu. Bir birleşik sözcüktür, bitişik yazılır. Birleşik sözcükle bitişik ifadesi karışmasın. Birleşik sözcükte de arkadaşlar çok artistlik yapmıyorlar. İçiniz rahat olsun. Özellikle birleşik eylemlere dikkat etmenizde fayda görüyoruz. Peki hocam, biz bu soru tarzına neye bakacağız? Birinci adımınız mutlaka birleşik mi değil miye bakmak olsun arkadaşlar. Hatta gelin isterseniz bunu şöyle gösterelim. Çok uzatmayacağım bu arada, tekrar tekrar vurgulayayım. Seri bir şekilde geçeceğim. Burası çok önemli olduğu için burayı biraz daha geniş ele almak istiyorum. Mesela yazabildi diyor arkadaşlar. Dikkat, haydi arkamıza bir yaslanalım lütfen. Çok önemli bir yayındayız. Çok fayda sağlayacak. Şimdi hocam, yani yazabildi. Yazmak burada A, E mi var falandan ziyade önce birinci adımınız genel olarak parçaya, sözcüğe bakmak olsun. Yazmak ve bilmekten birleşik sözcük. Mesela yazabilindi gibi. Yani yapım ekleri aldığı zaman hocam burada yapım eki var, bu türemiş olmayacak mıyı düşünmeyeceğiz. Birinci adımınız sözcüğün mutlaka birleşik olup olmadığına, yani birden fazla sözcük olup olmadığına bakmak olsun, olur mu? Baktın ki iki tane sözcük var, tamamdır arkadaşlar. Yani mesela şöyle yazılabilen, bak
Anlatmak istediğimi şöyle biraz daha açayım. Yazılabilen. Öğrenci diyor ki mesela hocam yazmaktan yazılmak yapım eki var türemiş çat diye yapıştırıp geçiyor. Oysa yazmak ve bilmekten bu sözcüğün birleşik bir sözcük olduğunu görmeli. Neden göremiyor? Çünkü birinci adımın birleşik sözcük mü değil mi olduğunu unutuyor. Parça parça kök kök gidiyor yapım ekini görünce de yapıştırıyor. Senden ricam yapısı sorulduğunda tamam basit birleşik türemişe bakacağız ama birinci adımın öncelikle sözcüğe genel olarak bakmak olsun birleşik mi değil mi? Uzattın hocam haydi devam edelim. Arkaya bir yaslanalım lütfen. Çaylar ufak ufak yudumlanırken biz de canlı canlı şu soruların hakkını bir verelim. Altı çizili sözcüklerden hangisinin bakın dikkat kökü türü bakımından diğerlerinden farklıdır. Kökünü sorduğu zaman isim mi fiil mi diye bakacağız. Oysa bir ortak kökümüz var. Hani kitaplarda zaman zaman kökteş dedikleri şey. Bir sesteş kökümüz var arkadaşlar. Lütfen dikkat. Bir de yansıma kökümüz var. Biliyorsunuz tam 5 tane kökten bahsettik. Ama kökünün türü sorulursa zaten sesteş kök ya isim ya fiil. Neyin peşindeyiz? Ortak kök zaten ya isim ya fiil. Neyin peşindesin ya? Yansıma kök de zaten İsim kökü değil mi? E o zaman isim mi fiil mi diye bakarsam ben bu soruyu yaparım hocam. Ama çok önemli artistik şudur. Türünü sorunca birazdan göreceğiz. Sıfatlar zamirler havada uçmasın. Soru kökünde kök ifadesi geçiyorsa isim mi fiil mi diye bakmalısınız. Bu çok önemli bir ayrıntıdır. Ben altı çizili dedim ama yukarıdakiler aşağıdakiler soru değişebilir ama soru kökü çok çok büyük önem taşıyor. Devam hocam. Ne diyor? Altı çizili sözcüklerden bakın dikkat arkadaşlar burası çok önemli. Hangisinin türü, çeşidi, görevi, işlevi diğerlerinden farklı dedi. Bakın tür eşittir çeşit, eşittir görev, eşittir işlev. Tabii ki tanıma girdiğimiz zaman aralarında binlerce fark olabilir. O hiç umurumuzda değil. Ama sınav sorularında soru kökünde tür, çeşit, görev ve işlev aynı şey. Doğal olarak o sözcük isim mi, sıfat mı, zamir mi, zarf mı? Özellikle sıfat zamir ikilisine bakmanızda büyük fayda var arkadaşlar. Lütfen uyumayınız, uyanınız. Haydi burada bir dalma Allah aşkına dalanlar var aranızda. Ya hocam Allah aşkına hızlı gidelim diyenler olabilir. Hocam biraz daha sakin diyenler olabilir. Tam arada gideceğiz. İçiniz rahat olsun. Lütfen bir sakinleş. Arkaya bir yaslan. Bakın tür sorulur hocam heyecanlanma. Çeşit sorulur. Sana sınavda görevini sorar. Ters köşe oluruz. Aynı şeyi istiyor bizden. Özellikle sıfat ve zamire bakmanızda büyük fayda görüyoruz arkadaşlar. Lütfen dikkat. Bu yönelimler önemli. Normalde 10 başlığa bakmalısın. 10. Nasıl yani hocam? İsim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem, eylem. Aman Allah'ım. Neler neler var? Aslında sıfat ve zamiri bilmeniz bu soruda ciddi fark attıracak size. Aşağıdakilerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır? Bir anlam sorusu arkadaşlar bu. Kanıtlanabilirlik açısından diyorsa öznel mi nesnel mi diye bakmalısınız. Öznel kanıtlanamaz, nesnel kanıtlanabilir biliyorsunuz. Aman dikkat. Bu da cebinizde kalsın. Bakın dikkat geldik bir diğer artiste. Haydi yavaş yavaş bitireceğiz. Sabredin lütfen. Hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır? Ama neyin yapısı hocam? Cümlelerden hangisi diyor. Bakın dikkat. Bir sözcüğün yapısı sorulduğunda ilk olarak birleşik mi'yi arıyorduk. Sonra türemiş ya da basite bakardık. Bu üçüne bakılıyordu. Ama cümlenin yapısı sorulursa uyuma lütfen. Basit mi? Birleşik mi? Sıralı mı? Yoksa bağlı mı'ya bakacağız. Genelde ben derslerde basit birleşik dedikten sonra sözü öğrenciye bırakıyorum. İstisnasız sıralı bağlı demiyor. Türemiş mi hocam diyor. Oysa bir sözcüğün yapısı sorulursa basit birleşik türemiş. Cümlenin yapısı sorulursa bu dördüne bakmalısınız. Aman dikkat. Ha burada da ben sana taktiğini vereyim hocam. Ben sana kısa yolunu vereyim hocam. Cümlelerin yapısı sorulduğu zaman eylemsi var mı yok mu diye bakmanız bile soruyu kesinlikle çözdürür. Ha ayrıntılı sorular var kitaplarda. Tek tek bunları sana buldurur. Onu söyleyeyim öyle sorular var. Ama sınav formatında hocam eylemsi varsa biliyorsunuz birleşiktir o. Girişik birleşiktir yoksa basittir. Yani eylemsi olup olmaması bile şu soruyu bize %100 çözdürür için rahat olsun. Ama yine de hocam böyle bir ihtimal deyip bu dördünü kurcalamakta fayda var. Bir baktın cümlelere A, B, C, D. Haydi yazalım hocam şöyle bir. Bir baktın burada sıralı cümle var. Burada bağlı cümle var. Buralar sıralı. Ha tamam Ceyhan der geçersin o ayrı bir konu. Ama baktın ki sıralı cümleler, bağlı cümleler falan yok. Belli ki eylemsi noktasında yürüyeceğiz. Lütfen bu ayrıntıyı unutmayın olur mu? Basit mi birleşik mi ayrımı çok önem taşıyacak cümle çeşitlerinde. Bu arada 100 örnekle cümle çeşitleri videosunda arkadaşlar hazırlayacağım bir 10-15 tane örneği kaldı. Yarın inşallah bir aksilik olmazsa o 100 örnekle cümle çeşitleri videosunu da atacağım YouTube kanalına. Evet.
Aşağıdakilerden hangisinde farklı bir nedenden kaynaklanan ünlü düşmesi vardır diyor. Şimdi hocam ben ünlü düşmesini çok iyi biliyorum. Beyinden beyni, akıldan aklı, zihinden zihni diyor. Hayır, bilmiyorsun. Neyin peşindesin? Hala bu örneklerle uyuyoruz hocam biz, yapma. Bunu yapma bana. Dikkat, bu örnekleri at bir köşeye Allah aşkına. Yani beyin beyni falan sorulmaz mı? Sorulur ama yumurtladı, yumurtalamak, kokladı, kokulamak, içerledi, içerilemek. İşte sen bunları cebine koyacaksın ki bir havan olsun. Ama daha da önemlisi. Hocam şimdi yumurtladığıyla aklım arasındaki fark ne Allah'ını seversen? Bak, aklım diyor. Evet, burada bir ı düşmüş hocam. Bu net. Cepte sıkıntı yok. Yumurtladı ifadesine dikkat. Yumurtladı. Haydi yazabilirim. Evet, harika. Yumurtaladı. Bunda da ünlü düşmüş. Bunda da. Ama burada yumurtallamak, lale, yapım eki gelirken, yani hocam türerken düşme meydana gelmiş. Burası önemli işte. Hocam sana nedenini soracak. Artık o safhaya geldi soru tarzları. ÖSYM artık bu ayara geldi. Bu tarz sorma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Çünkü hangisinde ses olayı yoktur, çok klişe bir soru artık. Yine gelecektir, kesin gelecektir ama yine de bir ihtimal hocam. Ses olayı yoktur tarzında bir soru gelsin gelmesin. Ünlü düşmesi tek başına sorulursa nedenini sorma ihtimalleri artık çok yüksek. Tam bu seviyedeler. Lütfen dikkat. Şimdi yapım eki gelirken bir sözcük ünlüsünü kaybediyorsa ona türerken düşme diyeceğiz. Eyvallah. Etmek olmak, kılmak, eylemek. Kılmakta olmuyor da genelde etmek olmakta görüyoruz. Bir sözcüğe bu ifadeler gelirken ünlü düşerse ona yardımcı eylem gelirken ünlü düşmesi. Eğer birleşik sözcük olurken, hani yüzyıllık örnekler ya, bu kapının kolu gibi, kahvaltı, sütlaç falan var ya, benzeri örnekler kullanılırsa birleşik sözcük olurken düşme diyeceğiz. Şu üçü çok önemli. Hocam bu ikinci ecede düşme ne? Aslında bu ayrı bir başlık değil ama aklım, beynim, zihnim, gönlüm, karnım, burnum gibi örneklerdeki İkinci ecedeki düşmeden bahsediyorum. Bunun tam bir karşılığı yok aslında. Bakarsın hepsi aklım, zihnim, bir tanesi yumurtladı falan, yapıştırırsın cevabı. Yine de ikinci ecede düşmeyi bir başlık olarak cebinize koymakta fayda var diyoruz. Lütfen dikkat, tekrar ediyorum. Ses bilgisi sorusu illaki gelecektir. Bunun hiç kaçarı yok. Tamam, bu sene sormadı ama anlam çok fazla olduğu için birinden bir yerden kısmak zorundaydı. Yani 32-33 tane paragraf gelince bir zahmet bir yerde 7-8 tane dil bilgisi soracak bu adam. Bir yerden kesti. O da çok sık gelen ses bilgisi oldu. Yine sorulacaklardır. Gelirse de ünlü düşmesinin başlıklarına dikkat. Uzattın hocam. Devam lütfen. Haydi bitireceğiz. Bir 3-5 dakikaya toparlayacağım. İçiniz rahat olsun. Şöyle bana bir 3-5 dakika ayırın. Aşağıdaki cümlelerde kullanılan ikilemelerden, haydi bismillah. Şimdi burada besmeleyi çekeceğiz hocam. Burada bismillah diyeceğiz. Farklı bir görevdedir. Bakın görev diyor. Ne yapıyoruz görev, işlev, tür, çeşit derse? İsim mi, sıfat mı, zamir mi falan fistan. Mesela cıvıl cıvıldı diyor. Haydi hocam arkana bir yaslan. Cıvıl cıvıldı. Buradaki ikileme isim görevinde kullanılmış arkadaşlar. İsim. Ha, öge olarak da yüklem. Değil mi? İsim, burada isim net, ikileme cıvıl cıvıl idi. Ek eylem almış bir isim nihayetinde artık. Yüklem olmuş. Tamam, burada sıkıntı yok. Cıvıl cıvıl bir kişilik. Lütfen dikkat. Cıvıl cıvıl bir, haydi yazabilirsem, kişiliği vardı diyor. Nasıl kişilik? Cıvıl cıvıl. Burada sıfat olarak kullanmış. Harikasın hocam. Tamam. Ya da mesela diyor ki ne olsun hocam? Cıvıl cıvıl, aynı örneği devam ettireyim. Nereye yazacağımı şaşırdım. Cıvıl cıvıl, lan arkasını kullan işte yani. Ne artistik yapıyorsun, ön tarafa sığdırıyorsun, arkasını kullan. Cıvıl cıvıl ötüştüler ya da ötüştü, neyse. Ha, nasıl ötüştü cıvıl cıvıl? Burada ne olarak kullanılmış? Harikasınız, doğru cevapları duyuyorum sanki. Zarf zarf, tamamdır. Yani hocam ikilemenin görevi sorulur. Ya isim olarak ya da duruma göre yüklem de diyebiliriz, kullanılır. Ya sıfat olarak kullanılır ya zarf olarak kullanılır. Aman dikkat arkadaşlar, çok önemlidir. Çok hazır değiliz bu soruya. İkileme hem bir sözcükte anlam başlığı, aynı zamanda sözcükte ve söz öbeklerinde anlam başlığı. O yüzden bir taşla iki kuş vurabilir. Yani hem yapı bilgisi ister, daha doğrusu tür bilgisi ister, dil bilgisi diyelim haydi ona genel olarak, hem de anlam bilgisi. Bence bu soruda bir yerlerde mutlaka bulunmalı, bir yıldız koyup kaydetmenizde fayda var. Haydi hocam bitiriyoruz. Buranın kağıtların böyle kabarık olduğuna bakmayın. Birkaç soru tarzımız kaldı. Aşağıdaki cümlelerden hangisi
Özne yüklem ilişkisine göre diğerlerinden farklıdır. Öğrenci azıcık zayıfsa, azıcık hakim değilse hocam konulara, özne yüklem ha tamam diyor hocam, öge bulacağız. Başlıyor Adana'daki ögeleri bulmaya. Aman ya Rabbim. DT'ler, ZT'ler, ET'ler. Hocam ET ne? Edat tümleci ne olacak? ET'ler, yüklemler havada uçuyor. Adam biraz artistse böyle eğik bir çizgi koyuyor buraya. Bir sözlü özne yazıyor falan. Araya nokta koyuyor. Diyor ki ulan büyük harfle yapılan kısaltmalara nokta konmaz. Aman Allah'ım yanlış diyor, bunu düzeltiyor falan filan. Yani kafadan bir şeyler yapıyor. Bursa'ya geliyor. Bir eğik çizgi daha, bir gizli özne yazıyor falan. Aman Allah'ım, dolaylı tümleçler, zarf tümleçleri havada uçuyor. Ne yapıyor bu adam? Şu soru tarzını yanlış anladığı için sınavı şu an harcıyor. Yapacağı şey biliyorsunuz artık, bunu çok sık söylüyoruz. Kitapçı yırtacak atacak, sınav bitti orada. Hiç bekleme sonuç monuç. Özne yüklem ilişkisi eşittir. Öznesine göre çatı çatı, etken mi, edilgen mi, yani işi yapan belli mi, işi yapan belli değil mi, ona bakacaksın. İşi yapan yaptığı işten tekrar etkileniyor mu, geri dönüşüm simgesi, dikkat, dönüşlülük, aman dikkat. İşteş, acaba aynı işi mi yapıyorlar? Yani sen özne yüklem ilişkisine göre hangisi farklıdır diye bir soru görürsen sınavda, harcama hocam kendini. Hemen etken, edilgen, dönüşlü işteşe bakmanda fayda var. Cümlenin yapısında söylediğim gibi, hani basit ve birleşiği bilmen yetiyordu ya, burada da etken mi edilgen mi diye bakman %99 sana soruyu çözdürür hocam. İçin o anlamda çok rahat olsun. Peki, harikasın hocam. Nesne yüklem derse, demedi de hiç, yani hiç görmedik nesne yüklem dediğini, ama nesne yüklem derse de bu sefer geçişli geçişsiz, ettirgen oldurgana bakarsın. Orada da geçişli mi geçişsiz mi diye bakman fazlasıyla yeterli olur, için çok rahat olsun. Ama tekrar tekrar kalıp bir ifadedir özne yüklem ilişkisi. Çatıya bakacağınızı unutmayınız. Evet, 20 dakikaya doğru koşuyoruz şu an. Yavaş yavaş gideceğiz, 1-2 tane soru tarzımız var, bitireceğiz. Bu arada kalpler de akıyor sağ taraftan. Aman ya Rabbim, dur sakin ol, dur sakin ol, kalpler bir 5 dakika dursun. Aşağıdakilerden hangisinde, aman Allah'ım bu nasıl bir soru tarzıdır, yan cümle farklı bir öge olarak kullanılmış. Hocam tamam, ögeyi ben çok iyi biliyorum da yan cümle ne, ben onu bilmiyorum. Yapacağınız şey çok net arkadaşlar, aman dikkat. Fiilimsiyi bulacağız. Fiilimsiyi bulduğun yer eşittir yan cümle ya da yan yargı ya da yan cümlecik. ÖSYM cıkcık ekini sever, yan cümlecik der buna. Ama bazı kitaplarda yan yargıyı sever, yan yargı der. E ben yan cümleyi severim falan fistan. Yani üçü de aynı şey. Yan yargı, yan cümle, yan cümlecik, fark etmez. Fiilimsi olacak nihayetinde. Fiilimsi olan kısım yan cümledir. Buldum hocam. Hangi öge olduğuna bakacaksın. Bu kadar. Mesela desem ki, hadi bir örnek gelsin hocam gaza gelmişken. Çalıştığı yer buraya... Turuncu turuncu gidiyoruz. Uzaktı diyor. Bak hocam, haydi bir sabret. Çalıştığı yer buraya uzaktı diyor. Bir bakalım ne demek istiyor. Şimdi uzak olan ne? Çalıştığı yer. Şimdi bu özne değil mi öge olarak? Şimdi öge bulmadığım için, yani öge bulma çalışması yapmadığım için yüklem müklem diye başlamadım. Direkt bir şey göstereceğim. Burada çalıştığı yer ifadesi, bakın özne. Ve dıktik arkadaşlar, sıfat fiil eki var. Fiilimsi olan bu kısım bir yan cümledir. Fiilimsi olan şu kısım tekrar bir yan cümledir. Ve bu cümlede dikkat, özne görevinde kullanılmıştır. Mesela anlattıklarına inanmadım. Neye? Anlattıklarına. Ha, dolaylı tümleç olarak kullanılmış bu seferde. Yan cümle dediğimiz muhabbetin özeti bu hocam. Önce fiilimsi bulacaksın. Sonra da hangi öge ise ona göre yan cümle özne görevindedir. Yan cümle dolaylı tümleç görevindedir gibi açıklamalarla yürüyeceksin. Hazır ol hocam. Bu soru tarzları banko gelecektir. Bir yerlerde mutlaka sorulacaktır. Lütfen hazır olun. Denemelerde, sınavda vesairede. Lütfen bu kalıp soruları cebinize bir koyun. Yine orijinal soru gelirse karşımıza, ona da hazırlığımızı yaparız hocam. Hiç sıkıntınız olmasın. Evet, yavaş yavaş bitireceğiz arkadaşlar. 1-2 dakika daha yapalım, bırakalım artık. Fazlasıyla sıktık sizleri, tuttuk burada. Hangisinde soru anlamı farklı türde bir sözcükle sağlanmıştır? Soru anlamı çok önemli bu. Soru sıfatı, soru zamiri ya da soru zarfı. Üçünden birini istiyor. Soru edatı da var da bu üçü çok karışır. Edat mımi zaten, Allah'ını seversen bunu niye sorsun? Niye sorsun hocam, bunun neyin peşindesin? Bunu niye sokuyorsun aklımıza şimdi? Soru edatı da var tabii ki bir tane. Ama mımi başka yok ki. Bunu sorarsa yapıştırırız, inşallah sorarlar. Ama soru sıfatı, aman ya Rabbim. Kaçlar, hangiler, neler? Zamirler. Neyi, neye, hangisi, hangileri, zarflar, ne zaman, ne kadar, nasıl, aman ya Rabbim. Ne yapacağız hocam? Hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Soruya cevap vereceğiz değil mi? Soruya verdiğimiz cevap eğer sıfatsa soru sıfatı, zarfsa soru zarfı vardır diyeceğiz. Soruya verdiğiniz cevap zamir ya da isimse
soru zamiri vardır diyeceğiz. Hepinizin çok iyi bildiği, benim de hikayelerde vurguladığım, hatta uyuma notuyla düştüğüm bir bilgi var. Hani şu ne sözcüğü arkadaşlar? Bunu lütfen unutmayın. Ben bunu bir hatırlatayım da ondan sonra geçeyim bu soru tarzına. Sonra da bir iki soru tarzı var. Seri olarak bitireceğim. İçiniz rahat olsun. Ne sözcüğü cümlede hangi anlamında kullanılırsa o soru sıfatıdır. Ne sözcüğü cümlede niçin, neden anlamında kullanılırsa o soru zarfıdır. Bunun dışındaki bütün ne ifadeleri bizi soru zamirine götürür. Bu üçlü çok önemli arkadaşlar. Bu kafa karıştıracağı için bunu veriyorum. Yoksa bana sınavda soruda diyor ki hangi film? Ya bunu diyorsa şu film bu film soru sıfatı bitti. Ya da filmlerden hay dikkat hangisi diyorsa tamamdır. Bu da çok net zamirdir. Bunu da yapıştırırız, sıkıntı yok. Ya da bize ne zaman gelirsin diyorsa, eyleme soruyorsa tamam, artık bu net bir zarftır, soru zarfıdır. Ama bunlar karışmaz. Ek alırsa zaten zamir der geçersin, orada sıkıntımız yok. Ama şu neye lütfen dikkat. Üçlü kullanımı var, hazır olmanda fayda var. Vallahi gaza geldim, bir konu anlatasım var şu an vallahi. Bir konuya girip bayağı bir bitiresim var. Ama artık 25 dakikaya doğru yürüyoruz. Saatten yanlış görmüyorsam inşallah 25 dakikaya doğru gidiyoruz. Çok uzatmayayım, hemen bitirelim. Aşağıdakilerden hangisinde yansımadan türemiş sözcük vardır? Oba, buna da hazır olmalısın. Çok iyi. Buna lütfen hazır ol. Yansımadan türemiş sözcük ne demek hocam bu? Yapım eki almış yansıma sözcük. Mesela fısıldadı arkadaşlar, fısıldadı. Bu ifade yansımadan türemiş bir sözcüktür. Fısıl fısıl bir yansımadır. Fısıldamak. Ha, isimden fiil yapan bir yapım eki var. Yapım eki almış bir yansıma sözcük. Tamam. Yansımadan türemiş sözcük. Daha çok şunu yapıyor. Mesela horul horul değil de horultu. Şimdi horul horul yansımadır. Horultu yansımadan türemiş sözcüktür. Lütfen bu ayrıntıya dikkat. Yansımadan türemiş sözcük. Uyuma. Yapım eki almış yansıma sözcük. Dalıyorsun. Vallahi dalıyorsun. Görüyorum ben, sen dalıyorsun. Lütfen uyan. Haydi toparlan. Bir geldiğimize değsin. Zaten ayda yılda bir yapıyoruz. Instagram'da canlı yayını. Haydi toparlan. Ne diyor? Hangisinde bir şeyin, aman ya Rabbim, aman Allah'ım, bu nedir? Bismillahirrahmanirrahim. Bu çok iyi. Hangisinde bak bir şeyin kime ya da neye ait olduğunu, ait olmak, yani iyelik eki arayacaksın, iyelik eki. Öğrenci bu soruya bir bakıyor, aman ya Rabbim, nerelere gidip geliyor, neler neler aklında, bin tane tilki dönüyor. Hocam bu benden kesin şunu istiyordur, A şıkkını paramparça ediyor falan, B şıkkının altını çiziyor falan, C'nin üzerine bir yıldız falan, D'nin yanına bir yıldız koyuyor falan, bir şeyler yapıyor altına, neyse. Ondan sonra sorunun çözümü yok. İşaretleyip geçiyor hocam, bittik. Mahvolduk. Doğal olarak neye ait olduğunu veya kime belirtiyorsa o kesinlikle iyelik ekini soruyordur. Hangisinde iyelik eki var dersem yaparsın. Ama böyle sorarsam zamanını çalarım. Haydi bitiriyoruz hocam. Son soru tarzımız. Yaklaşık 13-14 tane soru tarzı gördük sanırım. Çok çok iyi soru tarzları bunlar. Devam. Hangisi? Aşağıdakilerden hangisi? Ya da yukarıdaki altı çizili ifadelerden hangisi? Eylemin ne zaman ya da nasıl yapıldığını ifade eder. Şimdi ne zaman, eylemden bahsediyoruz. Eylemin ne zaman yapıldığını ifade eden şey zaman zarfıdır. Zaman zarfı, zaman belirteci, uyuma. Nasıl yapıldığını belirtiyorsak eylemin durum zarfıdır. Durum belirtecidir. Bak burası çok önemli. Hangisinde durum zarfı var derse bismillah, daha bakmadan çözersin. Hangisinde zaman zarfı vardır diyorsa gözünü kapatır çözersin. Ama eylemin zamanı, eylemin durumu, eylemin nasıl yapıldığı falan derse bismillah, orada sıkıntı olur işte. Lütfen bunlara bakacağınızı unutmayınız. Süper. Önümüzdeki perşembe YouTube'da canlı yayınımız olacak arkadaşlar. YouTube kanalımızda lütfen dikkat, Rüştü Hoca ile Türkçe YouTube kanalında önümüzdeki perşembe, her perşembe inşallah yapacağız, yapıyoruz saat 9'da. Instagram'dakinde artık yorumlarınıza, dönüşe, katılıma göre artık bir şeyler yapmaya çalışacağım. Instagram'da inşallah böyle klişe haline getirmeye çalışacağım. İki taraftan da elimden geldiği kadar bir şeyler yapacağım. Bakalım ne zamana, nereye kadar gideceğiz. Peki hocam, uzattım. Bir sonraki canlı yayında, inşallah yarınki videoda diyelim haydi. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. İnşallah yüz yüze canlı yayın yapacağımız zamanlarda olacak. O günlerde gelecek. İnşallah o zaman da görüşeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkür ediyorum. Bu saatte ciddi bir katılım oldu. Bakalım toplamda kaç kişi geldi, neler oldu, kimler neler yaptı, ne yorumlar geldi. Hepsini inceleyeceğiz, analizini yapacağız. Size de güzel bir dönüş inşallah olacak.
Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Çok kasmayın. Adam akıllı, verimli çalıştığımız müddetçe gerisi tamamen hikaye. Günde 8-10 saat eyvallah, saygı duyarız. Ama verimli çalışırsan belki yarısıyla bile çok büyük işler yapabilirsin. Hiç acele etme. Verimli çalışalım, yerinde çalışalım. Uzattım hocam. O zaman bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.